Girmeyeceğim ben. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de aile içi şiddetle mücadele konulu sempozyuma katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Bakan Fatma Şahin'e valilik önünde karşılama töreni yapıldı. Şahin karşılamada devlet erkanlığıyla tek tek tokalaştı. Daha sonra Bakan Şahin Kütahya halkıyla kısa sohbet etti. Kütahya halkı şehrin işsizlikten dolayı hızlı bir şekilde başka illere göç verdiğini, göç edenlerin de gençlerin olduğunu ifade ederlerken Bakan Şahin'den yatırım yapması talebinde bulunuldu. Ama Kütahya'mıza yatırım istiyoruz. Yatırım istiyoruz. Kendi ailem burada, gözüm arkada kalıyor. Kütahya'da iş imkanı yok. Yani yılda bildiğim kadarıyla 10 bin tane kişi genç Kütahya'ya terk ediyor yani. Buna yani el atmanızı istiyorum yani. Ama millet adına. Şehir çok güzelleşiyor, kalkınıyor. Belki siz içeride yaşadığınız için fark etmiyorsunuz. Dışarıdan gelince bunu çok görüyorsunuz. Dışarıdan evet, dışarıdan geldiğim için daha iyi görüyorum. Görüyorsunuz. Evet. Yani teşvik sistemi geliyor biliyorsunuz. Burası bir maden memleketi aynı zamanda. Evet. Dördüncü bölgede iyi bir teşvik. Evet. Evet. Madenlerimiz değerlensin. Organize sanayi ise 5 oluyor. Evet. Ama bakalım. Yatırım hamlesi aslında. Bir fırsat var burada. Bakalım şimdi yani. Sanayi hızlanırsa. İnşallah. Yani Afyon'a gidiyor. Yani genel müdürlükler, bölge müdürlükleri Bursa'ya gidiyor. Kütahya yani ilgilenmiyor yani. Kütahya, maden, ne bileyim bütün her şey Kütahya'dan çıkıyor. Elektrik santrallerimiz Kütahya'da, ne bileyim madenlerimiz Kütahya'da. Ama bunun Kütahya'ya yararlı olmasını istiyorum yani. Kütahya genci olarak. Halkla yaptığı görüşmeden sonra Vali Kenan Çiftçi'nin makamına geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, burada bir gazetecinin AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "Telefonlarım dinleniyor, yakınlarım izleniyor. Bakan Fatma Şahin de hedefte" diyerek İçişleri Bakanlığı'na başvurduğunu nasıl değerlendirmesi sorması üzerine Şamil Bey konuyu bana iletti. Biz hemen İçişleri Bakanlığımızla görüştük. Müfettişi Emniyet Müdürümüz kendi talep etti. Bu ülkede dinlemelerin nasıl olacağı çok belli. Hukuk devletindeyiz. Herkes herkesi istediği şekilde dinleme yapamaz. Ama birilerinin de bir kötü niyeti varsa bunun ortaya çıkarılması hukuk devleti olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerekli müfettiş çalışması başladı. Sonuçlarının da birebir takipçisi olacağız dedi. Dinlemelerin nasıl olacağı çok belli. Hukuk devletindeyiz. Herkes isteyen kişi istediği şekilde dinleme yapamaz. Bu bir suçtu. Bunun gereği yapılır. Gerekli müfettiş çalışması başladı. Sonuçların da birebir takipçisi olacağız. Bakan Şahin daha sonra Kütahya Belediyesi'nde ziyaret etti. Belediye Başkanı Mustafa İça ve eşi Zafer İça ile Bayan Belediye Meclis üyeleri Bakan Fatma Şahin'i belediye önünde karşıladı. Ziyarette Belediye Başkanı Mustafa İça Bakan Şahin'e kadına ve engellilere yönelik yaptığı hizmetlerle yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi. İça ayrıca Bakan Şahin'den yaptığı projeleri hizmete dönüştürmek için de destek istedi. Bir diğer şey biliyorsunuz düğünler açıkta yapılması yasak. Düğünlerimizi oralarda yapacak mekanlar hazırlıyoruz ki orada mutfağından salonlarına kadar, gelin odasına kadar. Buraları da aynen Kahramanmaraş'ta yaptıkları gibi, gönül dostları gibi, yaşlıları, emeklileri de oraya cezbedelim diyoruz. Yani mahallenin, çevrenin, bir semtin bir odak noktası olsun istedik bu merkezde. Sorunlarımız ve çözümlerimizle ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Kütahya Belediye'miz 1872 yılında dağılınca, şimdi Ömer Bey'in de sağ olsun destekleri, Ruhi Bey'in de anlayışıyla burada iki tane bölgeye, daha değişik gariban bölgeye bunu böldük. Bunu yalnız bekliyor. Sizden hasreten istirham ediyorum. Bu protokolleri bir an evvel yapalım. Onu bir hızlandıralım. O gün bir gündür bekliyor. Nerede bekliyorsa ben hızlandırırım. Bana da bekliyorum. İki bir şey de var.
Değerli Bakanım, şimdi biz her ilin farklı farklı bir bakış açıları var. Kahramanmaraş'tan geçen hafta. Orada da birçok şeyler yapmışlar. Biz de sosyo-kültürel merkez, ki bugün açılışını sizin de yapacağınız o yeri bir hayırsever belediyemize bağışlamıştı. Belediyemiz orayı, o güzel binayı yaptı. Sosyal hizmetlere verdik. Bir protokolla verdik. Orada da beklentilerimiz var. Sadece orası için değil, 8 tane daha şu anda hazır. Tamam. Onu Milli Eğitim'le de bölüşüyoruz. Buradaki yapılacak işler ne? Bu binaların içinde beklentimiz şuydu. Çalışan annelerin ekonomide mutlaka yer alması lazım kadınlarımızın. Bu anlamda da kadınlarımızın çocukları, küçük çocukları özellikle bakım anlamında kadınlarımızın çalışmasını kısıtlıyor. Biz de bunu orada çocuk bakım evleri, kreşler gibi düşünerek kadınlarımızın özellikle gelir düzeyi düşük semtlerimizde onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz bu mekanlarda. Bilgi kültür evlerimiz var. Özellikle çocuklar okuldan çıktığı zaman bilgisayar, kütüphane ve diğer bir takım eğitici bir takım faaliyetlerle onları oraya cezbetmeye çalışıyoruz. Bir diğer şey, biliyorsunuz düğünler açıkta yapılması yasak. Düğünlerimizi oralarda yapacak mekanlar hazırlıyoruz ki orada mutfağından salonlarına kadar, gelin odasına kadar. Buraları da aynen Kahramanmaraş'ta yaptıkları gibi, gönül dostları gibi, yaşlıları, emeklileri de oraya cezbedelim diyoruz. Yani mahallenin, çevrenin, bir semtin bir odak noktası olsun istedik bu merkezde. Muhtarımızı koyuyoruz. Mahalle evleri dediğimiz bir problemimiz var Kütahya'da. Şimdi artık inşallah o da bitti, soğudu. İlk geldiğim günlerde Kütahya'ya ilk gelene söyledikleri şey mahalle fırınlarıydı. Mahalle fırınlarını oralarda da böyle sağlıklı bir şekilde örneklemesini yaparak oralarda da çözümler ürettik. Sindirmeden.